Assalomu alaykum. Anglab atqanlar sabah avazlıq əsərləri. Əsərlərimizi yaqtırğan bolsanız dostlarınızğa və başqa toplarğa tövsiyə qılıb qoyun. Əmdi anglaydığanlar Qashqar Uyğur Nəşriyyatı 1999-cu il 4-cü ayda 1-ci qitim nəşr qılğan roman Sərsan Ruh. Avtori Əhəd Turdi. 2-ci qism 10-cu bab. Şirkti salam. 1. Hilala yakkan küz yağmurudun kiyin Mekke asmini nahayeti güzelleşip ketti. Nemlekini yoktup yengilleşken parça parça bozamtul bulutlar asta asta garipke süzülüp asmanın tok yeşil cemalini açtı. Hava salkın hem nem hoş idi. Ekber bugün aldıraş bulup ketti. O neçik kündün biri şirket kuruş helekçiliki bilen avare idi. Ekber etigende Faysal padişahının huzurundan çıkıp 3 günge kalmay rastlığa hoş haber aldı. Padişahının gepleri bir neçe gazetelerden nakil keltirilip makale bulup çıktı. Onun içindeki munu sözler Ekber'in yüreğine nakş bulup ornap kaldı. Dünyada yaşayış her insan için beraktır. Dinimiz insanın bu hakkına tecavüz kılışını bütün insanlara tecavüz hesaplaydı. Her kandak adam hördür, hürriyet hukuka igidir. Tili, irki, kandak buluşluğun katli nezer, hiç kimnin hürriyetine dağılıklışka bulmaydı. Onlarının nicat tip şakı var. Her kandak adam halal ve hakkani yollar bilen mülük toplaş hukuka ige. İnsanların bu haklarına karşı çıkış, dinde çoğun cinayettir. Başkalarını har görüş, ahmak kılış, bozak etiş, Hesed kılıç Katarlık işlerini mu dinimiz kat'i çekligen, bunlarını en eski huyda hesaplıgan. Süyümlük peygamberimiz insanların hak vazifelerini bunu destur arkalık bayan kılgan. Özün üçün istiginini başkalar üçün mü iste, öz nefsin üçün istimiginini başkalar üçün mü isteme. Mana şu gündün başlap, hemme iş astın üstün bulup ketti. Ekber'ni ve onun yurttaşları bulgan barlık Bukharilerini çırmap durgan közge görünmez zencir kişenler paçak paçak üzülüp ular erkin nefes aldı. Bir neçe yılga sozulgan vahimlik, dekke dükkülük turmuş ahırlaşıp ular mu ağızga kelginini diyalaydıgan, oylığınını kılalaydıgan örlük hukukuğa erişti. Burun, bularını közge ilmigan, çetke kakkan, Boza kılganlar emdi, birdilla pile kurtudak yumuşap, özleri izdep kilip, burun hel kılmay körüvetken, nurgun işlerini hel kılavetti. Cemiyette peyda bulgan bunda kızgın, azade turmuş muhiti, Ekber'ni huşal kıldı. Onun ruhini urgutup, her koylarga saldı. Ekber, bir neçe künnün aldıda, Bektümür bilen Musa Danqanni üyige çakırtıp, mihman kıldı. Ve onlar bilen para alışıp oturup mundak degen idi. Hacimlar, minin ata boğam sətraş yemes idi. Sizlerden ata boğanlar mı mozduzdu kılmıgan, tahtı müşk yasımıgan. Biz bundak kiti versek olmaydı. Qayt götürelmeyimiz. Minin fikrim, biz üçümüz birleşip bir şirket kurayli. Ticaret yolunu kenaytayli. Padişah bizge ken imkaniyet yartıp verdi. Emdi özümüzni özümüz kudret taptırmasak olmaydı. Menin hazır 30 000 riyal pulum var. Men şunu atadım. Sizler kançilik çıkaralsanlar, şunçilik çıkaranlar. Üçümüz bir yakıdın baş çıkarsak uzak kalmay. Çokum obdan bir egilik tikliyaleyimiz. Onun teklifi Bektümür bilen Musa Danqanni kızıktırıp kaldı. Hazır hemme yerde can bolsa cahan, aş bolsa kazan idi. Bir gün bolsumu burunrak medirlap pul tapmasa, Bu cemiyette ayağı terep durgali, yüz abroy tapgali bolmaydı. Pul, bu yerinin güzelliki, şan şöhreti ve nurluk istiqbali idi. Ular uzak yıllık açık sergüzeştleri arkalık bu hakikatini düşünüp yetken idi. Onun üstüge Bektümür burun kadek boytak emes idi. Mekke'deki bir hemşehrinin oltırıp kalgan kızıga öylenip bir oğul, bir kızlık bulup kalgan idi. Umu ailesinin balalarının kelgüsü istiqbalini oylamasa bolmaydı. Şuna Bektümür
ot ateş içide bazgan soğup, tiinlep yıkkan 15 min riyal pulunu Ekber'nin aldığa koydu. Bu günlerde Musa Dankan'nın mu aile yükü yinik emes idi. Özüdün Xelila yaş hotunu aşu sersanlık yıllarda tinep temtirep yürüp mu, arka arkadan çıkkini tuğuvetti. Bir ailenin gimi, balılarının takdir kısmeti onu çoğunkur oylandırıp koygan idi. Şuna umu, doppa setip, mozduzluk kılıp yıkkan pullarığa Xotini Asiya Xenim'nin altın jabdoklarını setip koşup, aran təsirte 15 min riyal təklidi. Ekber hesaplap gördü. Üçeylenin 60 min riyal dəsmayısı bilen xili obdan ticaret kılgılı bolduğalıqıya közü yetti. Emdekep şirket kuruş resmiyetlerini bijirişte kalgan idi. O yana Harisni tapdi. Harisnin yardımı bilen içki taşkı soda bilen tən şoğulunu alaydıgan şirketi Salam namlıq payçiklar şirketinin birini kurdi. Ekber dastlabki qadamda burunqi dokunining o'rnini kengaytib, zinnatlab bir tarafida un, guruch, may, yana bir tarafida kiyim-kechak va milichmal sotadigan magazin qilib ochdi. Baytomir bilan Musa Danqan magazinga mas'ul bo'ldi. Ekber hisobatni tutib, yiroq yaqindan mal yetkazib berib turdi. Savdo obdan yurishdi. Dastlabki bir fasllik kirim-chiqim ko'rsatkichidala payda 15% atrafida bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Bu ish amaliyotda ko'yak tartib, bazg'an soqish bilan doppa setib, mozuzlik qilishdan ko'p yaxshi ham yengil edi. Shunga Baytomir mu, Musa Danqan mu o'zlarining rohatga chiqib qolganligidan xushal ham rozi edi. Akbarning hisobida agar savdo mushu tariqida 1 yil davom qilib olsa, ondan tijoratning bir uchini chat ellarga qaratib, u yerlardan zamonaviy moda mallarni kirgizgili bo'ladi. Ko'p o'tmay, shirkatning mudda bozoridagi universal magazini yiroq yaqinda nom chiqarib, tijoratiy ronaq topgan xaridori ko'p avat magazinlarning birisi bo'lib qoldi. 2. Hayat Ekberga kulib qaradi. U halol yashashni afzal ko'rish, shon-sharaf tuyg'usi kuchli bo'lish Lavzda turib va'dasiga vafa qilishdek fazilatlari bilan turmushda, tijoratda tangla nusrat topdi. Hozir Akbarning Shubaykida ikki ig'izliq zamonini ishxonasi bor bo'ldi. U shu yerda o'tirib, nurg'un ishlarni telefon orqali hal qila oladi. Bu kunlarda shirkati Salam tijorati yurishib, nurg'un kishilarning diqqatini tortgan uchur va savdo markazi bo'lib qolgan edi. Ekber bugün tüştün ki, işhanısı da kılın bir hesabat defterini körüp olturvedi, işi kıkıldı. O, kiren, dep koyup, yana öz işi bilen boldı. İşhanıga çat sakalları akarğan, 60 yaşlar etrafıdaki oruk bir adam kirdi. Onun çoğukur çanakları içideki, çekir gözleri huddi, lölüge okşaş aldığa bürtüp çıkkan idi. Esselamu aleykum. Mihman qiraatini keltirib, egilib salam qildi. Va alaykum assalom. Akbar salomni yandirib, bu kutilmagan mehmonga sapsilib qaradi. Ukam, Akbar hojim, meni tanimadingmi? Dedi bu odam oldiga bir qadam siljib. Obdanroq qarg'ina, men hojim emasmi? Ha? Akbar uningga tikilib qoldi. Ko'zlari yo'g'on ichilib Ağzımı hayranlıktan yumulmay kalgan idi. Özgürüp ketipsiz o aka, nelerdi yürüp, nelerden keldiniz? Ekber onu safağa teklip kıldı. Çay demlep aldığa koydu. Hocumolla kan çaydan bir içki otlap, uluğ kiçektenip koyup mundak dedi. Fukam, hemimiz özgürdük. Bu dünya bekmo vapasız iken, men min teke davanıda yüz bergen heliki şermende içtinkin, Sizler bilen bile hacige kilişke fitne almay, Karaçi'denle Hindistan'a ötüp ketken idim. Bombay'da bir bayga yalınıp işledim. Lekin o Osmanlı karsam han vakti, yerge karsam yer baktı dep, bişimga az gün salmedim. Eğer menden başka adamla bişiga, men körgen günler kilidgan bolsa, dert elemden üçüyünü koşup keçivetken bolatdi. Elim o Xuda şükri, tuprakna üstüde midirlap, İçimde rozu tutup, tişimde hit oynayıp yürüvatı mən.
Yenilə at görgən, anı görgən tonuşlar əsqat edikən, sizlərini panah tartıb bu yergə kəldim. Qocmalına, Adəmnin içi ağırqıdək şümşüyüb, köz yeşi qıldı. Çoğqor çanaqları içidin domılab çıqqan yaş, icir-micir qoruq basqan yuğan yüzüdün iqib, saqalları arzığa sınıb kətdi. O, yeşini könlükənin yeni bilən sürtüb, çoğqor bir xursunub qoydu. Qocumolunun etiqalları rast mu, yalgan mu? Bunu hazır hiç kim bilməkdi. Kişilərinin bildiğini onun xuddi tuxumğa oxşaş domılaydıqan, əmma yıqılmaydıqan adəmlik ilə idi. Qocumolunun nurğun yerlərgə berib, cahan kəzgəlliki rast. Beşidin nurğun qismətlərini ötküzgəlliki mu rast. Likin, zadi nələrgə berib, nədə turdi, nemə günlərini ötküzdi, bunu pəqət, bir özü və bir Allah biletti xalas. Hə, rast, dadan atxanın əhvali qandaqsqam? Sordi Qocumolla bir nərsini bilməkçi bolğandı qiyafətdə. Çünki o, atxanın raval pindidə qolğa ilinğandın kiyinki əhvalini həqiqətən bilməkdi. Dadam yaxşı, hazır Qahirədə turvatıdı, dedi Əkbər. Qahirədə? Qocumollanın çıraydın həm həyranlıq, həm xuşallıq qalamətləri tanılan namayən boldi. Dadan o yerdən nemiş qılıdı? Şu yerdə bala çaqısı bilən dərqəmdə ötü atıdı, dedi Əkbər və dadısının əhvalini Qocumolluğa qısqıca sözləb bərdi. Xudayım, dadanın ömrəgə bərkət bərsün, rızqını ziyadə qılsın, dedi Qocumolla və könlədə atxanın bu yerdə yoxluq edin bəkmü xuşal boldi. Nemi üçündür, onun bilən yüzləşib qalsa bolmaydıqan, bir xil əndişlik tuyğu uzaqdın biri Qocumollunu vəhimiga silib kelgan idi. Lekin hazır bundaq vəhiminin behuda ikənligini uçuq his qıldı. Əgər öz vaxtıda raval pindidə bolğan sırlıq işlar aşkarlınıb qalğan bolsa, bunundin Əkbərmü xəbər tapmay qalmaydı. Əgər xəbər tapqan bolsa, bugün Qocumolluğa bundaq qızğın həm səmimi muamilə qılmğan bolatdı. Allah'ın sır hikmetlerine min şükür. Allah paxta içinde ot saklayman dese saklaydı. Qocumolla əzəldin aşındaq tələylik rızqı kən yaratılgan. Şu xiyallarını köngüldün ötküzgən Qocumolla əsli təbiyyəti boyunca kerilib, sapada başqadın gidiyib oltırdı. Əmdi qanda qılaydaysız, aka? Sordu Əkbər baya cırınşıqan telefonunu qobul qılıb bolğandın kin. Bu yılki həyş təvab vaxtı kəlgücə muşu yerdə turamsız? Əlbəttə, ufkam, həyş gecə turmasan bolmaydı, dedi Qocumolla yelin qandək tələffüzda. Ləkin, şun gecə birər yerdə işləb turmasan bana təs boludu. Nə dişlərsiz? Əkbər qiyin bir işqa duç kəlgəndək, beşini tatlap qoydu. Əkbər Qocumollanı ancı yaxşı görməkdi. Bolubmu, səpər üstüdə yüz bərgən aşu işdinkin, Qocumolla onun közüge nainsap, açgöz, şüm əngiz bir adam siyaqıda körünüp ketken idi. Kiyin onun raval pindiyda tuyuqsız yuqap ketişi, dadısının tuyuqsız türmüge kirib qilişi qatarlıq işlarmu onun güdək qalbide sırlıq gumanlarını payda qılgan idi. Lekin o, dadısının guman imanını qaçırdı degen əqidisi boyunca, bu işlərini Qocumollanın üstüyə artışqa cürət qılalmıqan idi. Mana əmdi, şüncə yıllardın kiyin bu adam tuyuqsız Əkbərinin aldıda yeni payda boldu. Yeni kilib, onundun şapaət tilavatıdı. Qanda qılış gerek, Adəm balısının beşiqa kün çüşkəndə mehri şapqat qolini sunmazlıq Adəmnin işi əməz. Onun yığısını, beçara qiyabitini körüb durub, bir çətdə qol qoşdurub duruş, yaxşı iş mu? Onun üstüyə bu adam nurğun cahan görüb turmuşnan açıq çüçügini titibdu. Bəlkim burnuğa su kirgəndu. Anlısam, sınav şirkətində mən qılğudak işlər bar oxşaydı qo, dedi Qocumolla. Əmdi könlədiki gəpni rəsmi içib. Sən himmət görüstüb atıdarçıda qılmısan, mən bu yerdə kimdən peşi gəsləmən? Heç bolmığanda biz ara tüməndən suyini billə içib, bir yurtta yaşğan. Bu qutluq səpərgimi billə çıxıb, səpər qismətlərini billə tartqan. Əgər yol oçuq bulub, yurtqa kitəligən bolsaq, bunda xorluq günlərgimi qalmazdıq. Dadan bilidu,
Мен кичигимден тижарат кылып шугулунуп, соот ситикнын ипин үйгөнгөн. Немиш кыл десең, мен шунунга тайяр. Лекин ака Акбар тен кыслыкта калды. Биздин şirket яңы курулган. 13 көп адамга орун жок. Өзүбүз мо жетишип кетип атсак. Амма Хожа молла бош келмеди. Елинип ялмуруп, худди такым мектеп кадалап туруп, ахыр Акбарны көндүрдү. Акбар әзәлдән башкаларга көйнәтте. Башкаларга асан ишинәтте. Асан мәптум булатты. Бу уның табиәтидәки мәңге үзгәрткеле булмайдыган бер хил паклык, шундакла бер хил аҗизлык иде. Шунда кылып, Хожа молла Акбарның мақуллыгы белән şirketнең рәсми хезмәтче хадимы булып калды. Әмди у аз тула беңсне күрсәтеп, өзигә гумани назар белән карап торган Муса Данкан, Бәктөмөр катарлыкларның ишенчесене колга келтүрмәсә булмайды. Һәр хил казанларда кайнап, җан бекишнең әпчил усулларын үгүнеп алган бу зирек, тадан кери, агызы юмшаклык, аягы чаккалык, хам каймактак юкшлыклыгы белән наити тизла кишләрнең ишенч ва хөрмәтигә эришеп алды. У әмди şirketнең эшләрендә яңа учырларын яткызыдыган Әр хил сода тәкъдипләрен бере алайдыган тәшәббүскәр орынга чыккан иде. Бер көне Хожа молла Акбарга мондак бер тәкъдипне берди. Арабстан интайн иссек, кургак яр, һава климаты кишләрне терсне асан бузуды. Качан карса бу ярдәки адамларның левләренә гез баглап, юз күзләреден постак өләп турды. Менәчә без чат элдән аз тола вазылын киргизеп, Vazlin sodisi bilan shug'ullanib baqsaq mikin? Qani, dedi Akbar taza qiziqmagandek qiyofatda. O'ylish baqayli. Lekin Akbar shu kundan boshlab atrofidagi kishilarga diqqat qilishga boshladi. Diqqat qilgan siri ko'nglida Xo'ja Mollaning fikri o'rinliqdek bilindi. Chunki quruq issiq havo kishilarning terisini o'xshashmagan darajada buzgan edi. Hatto qizlarning yuz terlari mo yerik, chavurgan Қолларының дүмбісі қарайып, тілім-тілім еріліп кеткен еді. Әкбар бір нәчі күнні әні шындақ күзітіш вә ойлаш білән өткізді. Әмәліет Хожа молланың тәклипінің орынлық екенлігіні іспатлады. О, қайыл болды вә үш күнден кейін ішілген бір йығында хұшаллық білән мұндақ деді. Мен Хожа молла акамның тәклипіге қошылдым. Бұ бір ижади тәклип болды. Мен оның şirketimizni yeni soda uçur bilen təmin etkenlikiga rahmet etimen. Biz derhal vazlin sodasiga tutish qilaylik. Мен Jiddada turishliq bir Italiya şirketi bilen aloqalashib qo'ydim. Bu soda to'xtamini Xoja Molla akam o'zi bijirsin. Xoja Molla hech kimga sezdirmay bir kirilib oldi. Bundaq maqtash uning şirketda asta-asta bosh ko'tarib chiqayotganligidan derak beretdi. Bu qitimqi vazlin sodasini Өзіге ішініп тапшырғалықы му, оны яны бір қытым өзіні көрсетішінің сәлтанат сәхнізіге юләп чықарғалық еді. Хожа молла әтсіла жиддіге кәлді. Әкбар бәрген адрес бойынша Италия şirketini асалла тапты. Олар білен Индистанда үгініп алған ингіліз тілінде чалып-чоқ сөзішіп жүріп, 100 ешік вазлин заказ қылды. Вә 8000 реал закалат пулы тапшырып, Şirketke vakalten soda toxtumiga imza koydi. 3. Xoja Mollanın tünci qitim qilgan mustaqil işi çoğun davalğışqa sebep boldi. 100 yaşik vazilin muddettin 3 gün burun Jidda portiga yetip keldi. Malının tiz kelgenligidan xushal bolgan Xoja Molla yeşiklerini tapşırıp ilevetip köngli lassida bolup qaldi. Çünki o körgen yeşiklerinin hammisi yağılışangu idi. İçidiki may tökülüp, sırtqa tapçirep çıqqandek körünetdi. Xoja Molla bolukup, tämtirep, bir yeşiknin ağzını açdı. Açdı yu, daŋq etip turup qaldı. Çünki yeşikke kaçılanğını bir jıñlıq şişe qutular idi. Texi, iki şişe sunup, içidiki vazlin tökülüp erip ketken idi. Bundaq ahval her 3-4 yeşiknin birisidə yüz bergen idi. Xoja Molla, nime qılarını bilmey, Бешіні қамалығын ече олтұрып қалды. Оның қиялыдегі вазылын кичик-кичик қалай құтыларға қачыланған, әрқандық адам төрт тәңге пұл чықырып ала алайдыған, айлынышы тез,
Bahası erzan, epçil mal bolishi kerek edi. Lekin hazır Hocum Molla'nın aldıda turgani, her birisiga bir jandin bazılın kaçılangan yoğan ve çürük şiş kutular edi. Bununla xeridar tapmak ters edi. Hiç kim mu bir ketimde bir can vazdın ilip işletmeydi. O ne parçalap setiş tekimu mümkün emez edi. Onun üstüge yolda kelgüce bu şişilerden bir monçisi sunup nurgun ziyan bolgan edi. Emdi bu ne kim üstüge alıdı? Hocumolla oylağan sıri huddi bir çonkur hanga çüşüp keti batkandek ensizlik içide kaldı. Onun karam yürüki ensiz soğup ketti. Lekin Hocumolla yine derhal özünü unşivelip, severlikni başka tarafdan izleşke başladı. Bundak çağlarda o bekmu hoşyar bulup kitetti. Huddi tağdan tülkidek kapkan tozaklardan ağıp ötüp kitişke usta idi. Bu çokum İtalyalik ahmaklardan kılgan işi, dep oyledi o işenç bilen. Ular malını hata kaçılgan, bolmasa vazilin digenini cınlap satıdgan iş nede? Hocumolla, şu hiyal bilen Ekber'ge haber verdi. Ekber şu künela ciddiye geldi. Malını körüp ervayı uçtu. Kiyin İtalya şirketine verip toxtamını körüldü. Hemme iş ayan boldu. Çatak Hocumolla'da idi. Toxtamda çoğun kutuluk dep yazılgan idi. Çoğun kutuluk vazlanlarının hemmesi bizde bir cinlik şişi kutularga kaçılınıdı. Dep çöğendirdi İtalya şirketinin bir hadimi. Men bunu nedim bile ufkam? Dep zarlaşka başladı Hocumolla. Vazlen digenden çoğun şişi kutularga kaçılınıgallıkını zadıla oylamaptı men. Onun üstüge bu şoru kurgur İngilizce hattını sengirtmepti men. Mini karı bisipto, nes bisipto. Ekber'nin katlık açığı geldi. Şu yerdiler Hocumolla'nı kayıp, setlep ketti. Siz biz ne veren kılay demsiz? Yürkünüz nemanda kara sizden. Bu az bul mu? Bunlara kim cevap kıldı? Ben sizden ezelden alı köngüllükünüzü bilettim. Lekin közünüzdeki yaşka, ağızınızdaki çıraylık gepke işinip gittim ben. Sizden niyetiniz bek yaman iken. Ekber'nin manı bugün ömürde tunca gittim. Özüdün çoğun ademge kattık tegişi idi. O deydiğen ne dep olup Hocumolla'ya karıdı. Hocumolla bir çette beşini silip ömçip biçare kıyafette olturattı. Bunu körüp Ekber'nin yine içi ağırgandek boldı ve özünün sel pel çikidin aşırvetkerlikini yes kıldı yu, lekin levini çişlep ündümedi. Çünkü hazır onun mu kıyın idi. Hocumolla'nın şirkette işlişige Musa'dan kan allı kaçan narazlık bildirgen idi. Ama o çağda Ekber, neçi vaqtdan beri Musa parçılıqnın derdini hemimiz yetkiç tartıq. Hocumolla qeyriganda kişinin yurtida xar zar bolup yürse bizge yaxşı bolmaydı. Gıribnin beşini gırib silmay kim silaydı? Dep onu tästa qayılı qılgan idi. Mana emdi bu işinin çıkışı bilen onlarının ağızını kim tosup qılalaydı? Degendek Hocumolla'nı ayıplaydıgan gep sözler taraf-tarafdan akvaldaqtek itilip çıkışka başladı. O yakışlıkını bilmeydiğen tazımı insapsız bir nemişken, onun əslədilən niyeti buzuq, həmmə ziyanını tölüsün. Nemisin tölaydı, o but qalender. Bir neçə gündən kiyin Hocumolla açıq yutub bəyini doğru yegen biliqtək məst ələs halətdə ötdi. Ayğı astıdaki daq yer onunğa xuddi lömşüb turğan sazlıqtək bilinətdi. Çünki onun beşi qaranşib, putları lakaslap kalgan idi. Hocumolla tunca qitim kılgan işinin bundaq palaketke yoluqşini xalimaydı. Qarmaqqa addi bir soda bolgan bilen, lekin bu onun şirketteki ornığa, abroyga ve kelgüsi istiqbalığa münasibetlik çoğun iş idi. Şuna Hocumolla azaplanatdi, həsrət çekatdi ve oylaydı. Oylaş onunğa asta asta əqil berdi. Akıl onun fikir yollarını içivetti. Ahir Hocumolla bu qiyin ötkeldin ötüşünün əpçil bir çaresini tip çıxdı. Bu çare boyici bolğanda ziyanın ornını toldurup alğılı, hiç bolmağanda ketken pulunun derini ündürüp alğılı bolatdı. Hocumolla oylap tapkan çaresini Ekberge təpsili çüşendirdi. Bukam, bolğuluk boldı.
Lekin qarab oltursaq iş bitmaydi. Mening kallamga bir aql kilovatidi. Biz ashu shirkatga 2000 dona kichik qalay quta zakaz qilayli. Buninga ko'p pul ketmaydi. Bu pulni mening ish haqqimdan chiqarayli. Qutilar kelgandan keyin shishalardagi barliq vazlanni cho'ng dash qozonga to'kib eritayli. Ondan suzgich bilan suzib kichik qalay qutilarga qachlayli. Suzish jarayonida chiqilgan shishalarning uvoqlari tozalandi. Qutiga qachlangan maymo sovigan hamon qatidi. Men hisoblab ko'rdim. Mushunda qilsak ziyonni to'ldirib ala olaydiganmiz. Akbar uz baya turilgan qo'shovimizni tutilgan chiroyi bir oz yumshab ichilgandek bo'ldi. Chunki bu chora uningga yoqqan edi. Mushunda qilganda ziyonni to'ldirib olishning sirtida hatto oz to'la foydamu olg'ili bo'lgandek qilatdi. U g'ojumulning aqliga detiga yana qoyil bo'ldi. Bundoq odamlarning qo'lidan foydamu ziyonmu yaxshilik mu, yomonlik mu keladi. Bundoq odamlar yana qo'lidan ish kelmaydigan detsiz hamaqat odamlarga qaraganda chandan yaxshi edi. Lekin u ko'nglidan kechgan bu xayollarni g'ojim mollaga qilcha sezdirmadi va sovuq qonliq bilan kesiblan mundoq dedi. Bo'ldi, siz deganda qilib boqayli. Bu ishni yana o'zingiz ishlang. G'ojim molla shu kunila jiddiga keldi. Eliqi shirkat bilan so'zlashib 2000 dona quruq kichik qalay quta zakaz qildi. Ular qutini yo'lovchi aeroplan bilan akeldirib berishga va'da qildi. Degandek, kilar hafsi naiti chiroyli nafs ishlangan 2000 dona vazdan qutilari g'ojimullaning qo'liga tegdi. G'ojimulla shu kunila bir necha madikar yollab portning cho'ng iskilatida o'z plani bo'yicha ishga kirishib ketdi. Cho'ng dosh qozon esildi. Shishalardagi maylar qozonga to'kilib, o't qalandi. May erib tinggandan keyin suzgichlarda suzilib, kichik qalay qutilarga qachilandi. Bu ishlarga bar yo'qi 2 kun ketdi. G'ojimulla juluqqa chiqqidek qattiq ishladi. Astaydilligidan hatto bekor bo'lgan yangi vazlin shishalarni Italiya shirkatiga oparib, bu nislar o'tkazib kelinglar. Hammasi yangi, sapsoq, qayta ishlatsanglar bo'laveradi. O'zlarining bu qatimqi savdoda ko'p ziyon tortganligini, jafo chekkanligini kuyib pishib tushundirdi. Shirkatdagilarmo ularning kichikgina uqishmaslik bilan birmuncha ziyon va avarchilikqa duch kelganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Shunga ular muzokaralashib, bahoda 15% e'tibori qilishni qaror qildi. Shuning bilan boshdagi qattiq ish oxirga kelganda tatliq ishga aylandi. Kichik qutiliq vazlanlar naiti tizla bazar tapdi. G'ojimulla o'zi tapqan avarchilikni yana o'zi yengib, shirkat tikilar oldida burunqidekla yuzi ochiq bo'lib oldi. Bugun u chiroyi xushol, ruhi bilan kayfiyatda Akbarning ishxonasiga kirib, "Hukam, meni amdi o'tgandikidek ayiblab yurmaydigansan? Agar bu ishda sen degandek yomon niyatda bo'lgan bo'lsam, bag'rimda chiroq kuysin." deb qalbini tushundirdi va Akbarning ishonchiga erishish uchun nurg'un amri ma'ruflarni so'zladi. Akbarmu bir narsa demoqchi bo'lib, amdi og'zini o'mallab turib edi, telefon jiringlab qoldi. U telefonni qo'lga olibla hayajondan varqirab ketdi. "O'g'il, pah, o'g'il, mening mo o'g'lim bor bo'ldi." Telefon cho'ng qizi Tajiguldan kelgan edi. U onasining bo'shanganligini o'ziga bir chiroyli uka tug'ib berganligini xabar qilgan edi. "Aka, o'tgan kishilarga salovat," dedi Akbar xushalligidan yangi farzandini ko'rishga aldirib. "Ishlayvering, men sizga ishonaman." Akbar bulg'ari somkasini qo'ltig'iga qistirib, xushal xuram holda sirtqa mandi. G'ojimulla uning orqasidan qarab alam bilan o'z-o'ziga pichirildi. "Senda turmas bu davlat, menda turmas bu mehnat." Akbarning bir jub qizi Tajigul bilan Ipargul chiroyli, aqlli cho'ng bo'lyotdi. Tajigul 2 yilning oldida Ipargul bu yil maktabga kirgan edi. Ular arab bolalari bilan billa o'qiydi. Tilimu, yozig'imu arabcha chiqqan edi. Lekin Akbar ularga har kuni kechda 2 soat ona til tarbiyasini beradi. Uyda hammaylanga uyg'urchadan boshqa tilda so'zlashga ruxsat qilinmaydi. Bu uning
aile nizami idi. Adem öz xalqının tarixini, tilini bilmese, öz ecdadları haqqıda yazılğan pütük abidelerini okuyalmasa, o xuddi ormanlıqta adışıp yürgen maymunğa oxşıp kalmamdı. Ana tilmu vatenge oxşaş muqaddes. Vatan tuprağıdaki her bir tüpgülünün, her bir maysının, her bir giyahının, her bir kurut qonğozının, her bir uçar kuşunun, her bir tağ bağının eni şu ana tilda atılıdığan namı var. O nersler fakat aşu ana til bilen uluğ, ana til bilen güzel, ana til bilen yakımlıq tuyuldu ve kişiler kalbige evlattın evlat aşu ana til bilen ornap kalıdı. Ekber'nin nezirde dünyada ana tilinin ornini basalaydıgan ikinci bir tili yok idi. Şuna o öz püştidin bolgan balalarının öz ana tilini bilmesgeni çoğun günah dəb hesaplaydı. Ekber'nin iki kızı gerçeğe küçük bolsumu, muşu ziminde tuğulup, muşu ziminde üsüvatkan bolsumu, likin dadısının könledikini düşünüp, özleri yoruk dünyaya göz açkanda, ana dəb iğizlanğan ata tilini naha etdi, mihir bilen ügendi. Hazır ular iki til, iki yizikini tən ügünüp çoğun bolvatatdı. Ekber kızlarının razı, əm xatırcam idi. Uni faqat bir o'g'il farzand ko'rish arzusila xotir jamsilandirib yuratdi. Bu uning qalbidagi eng chung armoni edi. Mana bugun Akbar bu arzu armoniga mu yetdi. 3 kundan keyin o'g'ilning ismini yurgida uzoqdan beri saqlab kelgan ashu e'tiborliq til bilan atab arman qo'ydi va uni tunchi qitim qo'liga ilib erkalatdi. Shu chaqda Ekber'nin köz aldığa ihtiyarsız anısı keldi. Öz vaxtıda anısı mu, onu aşındak egiz götürüp erkiletken, söygen ve bağırğa baskan bolğaydı. Anısı onu bek mu yakşı küretti, ətvarlaydı, əzizlaydı. Ekber mu, anısını dünyadaki en güzel, en mihriban, en tatlıq ana dəp qaraydı. Xuşallıq içi de anısı közüge körünüp, əsretlik oyğıpatkan Ekber, Kaçandur bir musafir hacı eğitip bergen Şeyh Mümin Şirazi hakkıdaki bir rivayetini esedi. Eğitiptiler ki İsmail Dabbas isimlik bir kişi hac niyetide yolga çıkıp Şirazgı kaptu. Bir mescidge kirse Şeyh Mümin Şirazi könlükini yamap oltırganmış. İsmail Dabbas onunla salam verip al ahval soraptu. Şeyh Mümin Şirazi salamını ilik ilip nemi maksidin var deptu. İsmail Dabbas, hacı kılış məqsidim bar, depdu. Şeyh Mümin yenə sorabdu. Anan var mı? Anam bar, dep cevap veribdu İsmail Dabbas. Bu cevabını anlayan Şeyh Mümin Şirazi, qolidiki könlekni bir çetki koyup depdu. Ananı yine verib, şunun hizmetini qil. Likin bu söz İsmail Dabbas'ın qulqığa yakmabdu. Bunu sezgen Şeyh Mümin Şirazi yenə mundaq depdu. Sözüm ditinge yakmadı mı? Ey İsmail Dabbas, anlap dur. Mən 50 mertebe baş ayğım yalan, birer mu hemrasiz hec kıldım. Mana şu heclerimden savabını sana verdim. Sen ananın köngül şadlıqını bana bergil. Hadiste, cennet ana kademlerinin tigidi dur. Her kişi anısının kademini süyüp, hizmetini kılsa, şefkatinin hakkını ada kılsa, Ol kişi cennetke yetidu, deyilidu. Ekber, her kıtım bu rivayetini əzlise, yürüki ağırıp kitetti. Bu kıtım hem şundak boldi. Bicara anam, yeniğinde bolsam, hizmetini kılıp, künlerini şat kılmamdim, dep oyledi o. Ekberge anısının her bir hareketi, avazi, tiniqi, hatta şıpırlap mağan ayağı tevişimi tonuş idi. O hemişe, Mana şu tonuş avaz, tonuş hareket ve tonuş tevişni anlaşka adetlenip kalgan idi. Şuna bundak cüdalık ve bundak akıbetnin onunğa bergen zerbisi azabi elhaq yığır bolgan idi. Bundak çağlarda Ekber muğlanatdi. Cüdalık derdide yürüki pari pari bulup kitetti. Hiyal kuşları pervaz kılıp bu ateş ziminnin hemme yeridin kakas çöllerdin O tağ bilen bu tağının aralık edin, hatta mukaddes kâbidin pervane bulup anısını izleydi.
ama tapalmaydı. Ötüp ketken balılık, ötüp ketken bəxtlik günler hemme yerde özünün rahimsiz əslemlerini kaldırgan idi. Uzakka sozulgan bundaq tuyuqsız cüdalık, kütülmegen iğir ayrılış, xuddi munbet tuprakta baraksanlap özüvatkan zira ettik, onun muhabbetini, seğinişini hemişe küçeytip turatdi. Bundaq çağlarda onun muğlanğan, seğiniş, icran derdide əsretke tolgan yürkedin acayip təsirlik söz nəzmeleri urğup çıkattı. Ötti bahar çağlarım ateş zeminde, diyarımdın ayrıldım derdu elemde. Garip musafir men matemde gemde, sanaksız ak ızlar iki çikemde. 10. bab tügedi.